Ya bu video benim için çok büyük bir kumar bu arada. Hani ya batacağız ya çıkacağız hiç belli olmaz. Sizin desteğinizle ya bu video çıkacak ya da batacak artık hayırlısı. Eğer bu video tutarsa çok izlenirse lütfen yorumlarda belirtin. İsterseniz bu serinin devamında Selena'ya sihirli anneme falan video çekebilirim. Dediğim gibi bunlar tamamen sizlere bağlı. Her neyse burayı çok uzattık. Artık başlamak istiyorum çünkü bez bebekten bahsetmem lazım. Artık bu videonun asıl amacı bu arada nostalji. Yani şöyle bir geçmişe gidip gelmek istiyorum, sizleri de götürmek istiyorum. O yüzden böyle videonun aralarına bez bebek müzikleri yerleştirdim ki sizler de nostalji yaşayın, geçmişe gidip gelin. Çocukken Benten, Keloğlan, Gumball gibi çizgi filmleri izliyorduk evet. Ama bunların yanında normalde yetişkinlere hitap eden kanallarda da yayınlanan bazı çocuk içerikleri bulunmaktaydı. Bu içerikler bir noktada hem çocuklara hitap ediyor hem de yetişkinlere hedefliyordu. Ama asıl kitleleri aslında çocuklardı. Sihirli Annem, Selena, Bez Bebek, Acemi Cadı gibi yapımlar bulunmaktaydı. Günümüze baktığımız zaman sürekli aynı dizilerin yapıldığını düşünürsek eğer, zamanında helal olsun vallahi bir sürü deneme yapmış adamlar ve bazılarında başarılı olduklarını söylemek mümkün. En azından çocuklar olarak bizler çok seviyorduk. Saydığım tüm bu Türk fantastik yapımları arasında benim için çok özel bir tanesi bulunmaktaydı, o da Bez Bebek'ti arkadaşlar. Bez Bebek diğerlerine nazaran benim için biraz daha özeldi. Çünkü bunun bazı kişisel sebepleri bulunmaktaydı. Hepsine tek tek değineceğim. Bez Bebek isimli dizi 2007 yılında Fox kanalında yayın hayatına başlamıştı. 2007 yılında arkadaşlar ben galiba 4 yaşındayım. Diziyi ne zaman keşfettim, hangi bölümlerden sonra izlemeye başladım çok hatırlamıyorum. Ama yani diziyi izlediğimizi ve çok keyif aldığımızı çok net hatırlıyorum. Ya ben 4. yaşıma çok hakimim ya da diziyi ben 2. 3. sezonda izlemeye başladım artık onu tam olarak bilemiyorum. Küçükken kuzenlerimizle beraber toplanıp bu yapımı çok çekici izlerdik. İzlediğimiz bölümler yeni bölümler miydi acaba, tekrarları mıydı, bunu da düşünmeye başladım. Her neyse abi fark etmez, biz izlerken çok keyif alırdık. Ve kuzenlerine dahil olmak üzere hepimizin favori fantastik dizisi buydu. Sihirli Annemi, Selena'yı falan da izledik ama Bez Bebek bizlere ayrı bir hitap ediyordu. Yıllar sonra bu videoyu yapacağım diye Bez Bebek'i tekrar derinlemesine araştırdım. Çok ufak dizinin ne anlattığını, hikayesini özetlemek istiyorum. Şimdi şöyle, hikayemiz kurgusal bir evrende geçiyor. Bu kurgusal evrende oyuncakların kendi ülkesi bulunmakta. Bu ülkede oyuncaklar mutlu mesut yaşıyorlar. Nana da oyuncaklardan bir tanesi. Evrende bulunan oyuncaklar çok ama çok uzun süre yaşayabiliyorlarmış ve bu oyuncaklar 100. yaşlarına girdikleri zaman onlara bir dilek hakkı verilmekteymiş. Dizimizin 1. bölümü de Nana'nın 100. yaşına girmesiyle beraber başlıyor. Ana karakterimiz Nana 100. yaşına girmiş. Nana'nın 100. yaşı için bir doğum günü partisi hazırlanıyor. Ve ana karakter Nana Kulina'dan bir dilek diliyor. Nana'nın dilediği dilek herkesi çok ama çok şaşırtıyor. Çünkü Nana artık oyuncak değil, insan olmak istediğini söylüyor, böyle bir dilekte bulunuyor. Bunun üzerine Kulina Nana'nın dileğini kabul ediyor ve Nana'yı gerçek dünyaya insan olarak gönderiyor. Ancak şöyle bir şartı var, Nana gündüz insan oluyor, gece ise bez bebeğe dönüşüyor. Nana'nın dünyada gideceği ev ise Hakanların evi. Bu evde Hakan'ın karısı bulunmamakta, kendisi ölmüş maalesef. Hakan'ın 2 tane çocuğu var, isimleri Emre ve Yağmur. Bir de onlara yıllardır bakıcılık yapan Makbuş bulunmakta. Karısının ölümünden yıllar geçtikten sonra Hakan yavaş yavaş evlenmeyi düşünmeye başlıyor. Ve böylece diziye benim çok gıcık olduğum karakter Simge dahil oluyor. Simge bir noktada çocukların üvey annesi olma konumunda ama abi ben Simge karakterine çok gıcık oluyorum. Yani çocukluk travmam diyebilirim. Şimdi buraya kadar bizim aileden kimse izlemez galiba, itirafta bulunabilirim. Simge denen insandan benim hayatımda da bir tane bulunmakta. Yani açın 1. bölümü şöyle bir yarım saat falan izleyin, göreceksiniz Simge'nin nasıl bir illet olduğunu, nasıl bir şirret olduğunu. Dediğim gibi Simge'den bende de var. Yani o yüzden zaten Bez Bebek benim için birazcık özel. Simge ve bu çocukların didişmesini, Nana'nın çocuklara yardım etmesini, Simge'nin kötülüklerinden çocukları korumasını falan izliyoruz zaten dizi boyunca. Yani benzer şeyleri ben de yaşadığım için bu yüzden çok ilgi çekici geliyordu bana bu dizi. Benim için özel olmasının sebeplerinden bir tanesi de buydu yani. Valla canlar, kuzenlerimle beraber biz bu diziyi izlerken küçükken çok keyif alırdık. Ve yani yıllarca izledik. Bazen artık çizgi film izlemek yerine Bez Bebek izlemeyi tercih ederdik. Hani o kadar çok severdik, o kadar çok keyif alırdık. Bir de Nana sihir yapmak için yüzük kullanmaktaydı bu arada. Yüzüğüne üflüyordu ve sihirler gerçekleştiriyordu. Yüzüğünü üflediği zaman bazı ses efektleri falan çıkmaktaydı. Küçükken ben her yerde yani fişu fişu falan yapardım yüzüğüme üfleyerek. Yani çok saçma, çok garip zamanlardı ama çocuktuk, güzeldi, eğleniyorduk. Şimdi izlediğim zaman bu dizi çok cringe geldi bu arada. Birkaç bölüm izledim söylediğim gibi. Yani çocukluğuma gittim eyvallah, nostalji yaşadım ama yani maalesef şu anki halimi izlediğim zaman katlanılamaz bir yapım. Ama dediğim gibi eskiden çok severdik, çok keyif alırdık. Dizinin intro müziği ve çalan diğer müzikler beni acayip hani geçmişe alıp götürüyor, öyle söyleyebilirim. Yatırdım. Umarım
arkadaşınıza karşı mahcup olmamışsınızdır. Yani canlar çok da uzatmaya gerek yok. Bir hatırlatayım, bir Nana'dan bahsedeyim istedim, Bez Bebek'ten bahsedeyim istedim. Zamanında izlerdik, keyif alırdık, güzel bir kurgusal evreni vardı kendisinin. Kötü karakterimiz Joker bulunmaktaydı. Onun da neden kötü olduğunu öğrendim bu arada. Nana hani 100. yaş gününü kutluyor ya, dileği de insan olmak. Joker de tam o sırada 99 yaşında, bir yıl sonra insan olmayı dilemek istiyormuş. Ama Nana dileği ondan önce dilediği için kendisine çok kızıyor, bu yüzden kötü adam oluyor. Joker'in neden kötü olduğunu öğrenmiş oldum, bu da benim hoşuma gitti. Neyse bakalım bu video izlenecek mi, nasıl bir tepki alacak çok merak ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.